Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. E-ticaret serisine devam ettiğimiz bu videoda e-ticaret siteleriniz için ürün fotoğrafları nasıl olmalı sorusuna sizlerle birlikte yanıt vereceğiz ve ürün fotoğraflarınızı hazırlamadan önce, e-ticarete başlamadan önce en doğru kararları verebilmeniz için bilgilerimizi, bildiklerimizi sizlerle adım adım paylaşacağız. Arkadaşlar, öncelikle bir e-ticaret sitesinde ürün fotoğrafı çekim aşamasına geçmeden önce belli başlı kararlar verilmesi gerektiğini sizlere bildirmek isterim. Peki bu kararlar nelerdir? Öncelikle bunlarla başlayalım. Arkadaşlar, fotoğraflama işlemlerine geçmeden önce ilk önce fotoğrafların boyutuyla ilgili e-ticaret sitesinin bir karar vermesi, bir yere varması, bir kanıya varması gerekiyor arkadaşlar. Peki bu karar nedir? Nasıl bir karar vermek gerekir? Örneklerle isterseniz canlı canlı bu kararların üzerinden gidelim. Arkadaşlar, karar vermemiz gereken ilk nokta bu fotoğrafın boyutunun ne olması gerektiği. Bazı e-ticaret sitelerinde bu fotoğraflar kare olarak kullanırken, ki kare aslında en uyumlu format olarak söyleyebilirim kareyi. Bazı e-ticaret sitelerinde, yine aynı sitelerde de olabilir, bu format dikey olarak kullanılabiliyor. Kare yerine dikey uzun bir görsel formatı kullanılabiliyor. Ve bazı e-ticaret sitelerinde bu format kare veya dikey yerine yatay olarak kullanılabiliyor, ki genellikle mobilyalarda biz bunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi siz e-ticarette ürün fotoğraflama işlemine geçmeden önce öncelikle projenize bir bakıp buna göre fotoğraf boyutu hakkında karar vermeniz gerekiyor. Eğer ki bir mobilya sitesiyseniz ve ürünleriniz hep mobilyaysa, mobilya satışı yapıyorsanız, o zaman sizin yatay olarak bir fotoğraf boyutu belirlemenizde fayda var. Yani oran olarak yatay bir oran seçmeniz sizin için güzel olacaktır. Ama siz takı satıyorsanız, aksesuar satıyorsanız, bu anlamda bu satışları yapan müşterilerimize biz genellikle kare formatı öneriyoruz. Ve genellikle giyim tarzı, kıyafet tarzı ürün satan müşterilerde, firmalarda ürün fotoğraflarını dikey olarak konumlandırıyorlar arkadaşlar. Yani bir e-ticaret sitesinde fotoğraf çekim işlemine geçmeden önce bu fotoğraflarınızın boyutlarının nasıl olması gerektiğine karar vermeniz gerekiyor. Peki boyutları kararlaştırdık. Ondan sonrasında çözünürlük kısmına geçelim. Bu fotoğrafların çözünürlükleri nasıl olmalı? Arkadaşlar, fotoğraflarınızın çözünürlükleri minimum en küçük kenarı 1000 piksel olacak şekilde ayarlanmalı. Ama bunun çok çok üzerine çıkmanızın da sizin için çok ciddi bir faydası olmuyor. Aksine fotoğraf çözünürlüğünüz 4000-5000 piksellerde olduğunda, ki mobilyacı müşterilerimize biz bunu zaman zaman yaşıyoruz, bir fotoğrafın boyutu 35-40 MB'lere kadar çıkıyor. Böyle bir şey siz sitenize kurduğunuz zaman, yüklediğiniz zaman herhangi bir müşterinin o fotoğrafı yüklemesi çok uzun sürüyor ve bu anlamda siz aslında sitenizde güzel bir şey yapmak isterken aksi yönde olumsuz bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani fotoğrafların çözünürlüğünün de ne çok küçük olması ne çok büyük olması, arada olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için 1024'de 1024 e-ticaret sitelerinde kare olan format olarak genellikle çok sıklıkla kullanılıyor. Veya dikey olarak bir şey kullanacaksanız 1920-1080 gibi formatlarda deneyebilirsiniz. Ama kısa kenarın, kısa ölçünün minimum 1080 olmasına dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunun çok çok üzerine çıkmamanız da ürün fotoğraflarınızın boyutunu düşüreceği için size bir fayda sağlayacaktır. Şimdi bir diğer konuya gelelim. E-ticarette ürün fotoğrafçılığı konuşuyoruz. Ürünlerin arka planı ne şekilde olmalı? Biraz da isterseniz gelin bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar, ürünlerin fotoğraflarını beyaz zemin veya herhangi bir renk zemin üzerinde fotoğraflayabilirsiniz. Yani arka tarafta şeffaf zemin kullanabilirsiniz, ki Amazon, Hepsi Burada gibi e-ticaretin devlerinin bunu yaptığını görüyoruz. Pek çok projede bu şekilde e-ticaret sitelerinde fotoğraflar konumlanıyor. Ama ek olarak arka plan beyaz yerine gerçek mekanlarda çekimler de yapılabiliyor. Mesela mobilya fotoğraflarında bunu sıklıkla görüyoruz. Arka planda bir render oluyor. Fotoğraf beyaz zeminde gözükmüyor. Arka tarafında bir sahne oluyor. Böyle olduğu zaman kullanıcılar bu mobilyayı, bu ürünü daha iyi görebiliyorlar. Bazı e-ticaret sitelerinizde arka plan beyaz olmadığı için listelenmede sorun yaşayabilirsiniz. Hepsi Burada da bir zamanlar bu tarz problemler oluyordu. Şu an güncel durum orada nedir bilmiyorum, ama benim bildiğim, gördüğüm bir şey varsa, reklam deneyimim bana söylediği, arka tarafı beyaz olan fotoğraflara göre bu şekilde bir sahne içinde olan fotoğraflar ve arka planı gerçek yaşamdan gösteren ürün fotoğrafları her zaman daha fazla satış getiriyor ve daha fazla tıklama alıyor. İnsanlar bu fotoğrafı gördüğünde bu fotoğrafa göre daha fazla tıklama yapıyorlar, daha fazla ilgi gösteriyorlar arkadaşlar. Yani renkli arka planlar kullanmanız da sizin için Facebook reklamlarında, Google reklamlarında zaman zaman avantaj olabilir. Öncelikle Türkiye'de Ağustos ayından beri geçen sene yasaklanan alışveriş reklamlarında da arka planı beyaz olanlara göre renkli olan fotoğraflarımız her zaman çok daha iyi tıklama oranı alıyorlardı ve satış oranları da her zaman çok daha iyiydi. Böyle bir istatistik sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi
fotoğrafların boyutuyla ilgili genel bir kanıya sahip olduk. Fotoğrafların arka planının nasıl olabileceğiyle ilgili de bir görüş belirttik size. Bunun nasıl faydaları olur, nasıl dezavantajları olabilir, bunların üzerinden geçtik. Dediğim gibi bazı e-ticaret siteleri sadece beyaz arka planlı görsel istiyor. Böyle bir istek varsa siz bu arka planı renkli olan görselle bu sitede yer alamazsınız. Ama kendi reklamınızı yapıyorsanız, kendi reklam platformlarınızda, Facebook'ta, Google'da, Instagram'da bu tarz içerikler her zaman arkası beyaz olan fotoğraflara göre daha fazla tıklanır ve size daha fazla satış getirir arkadaşlar. Bu fotoğraflarla ilgili bunları söyledikten sonra bir de gelelim sizlerle birlikte isterseniz filigran konusunu arkadaşlar. Yine bir başka müşterimizle başımıza gelen bir yaşadığımız olay üzerinden ilerleyelim. Arkadaşlar biz bu müşterimizin e-ticaret sitesini oluştururken ürünlerinin tamamına filigran ekledik ve logolarını filigran olarak yükledik. Ürünlerin üzerinde bu şekilde gördüğünüz gibi bazılarında belirgin, bazılarında daha az belirgin olarak ürünlerinin logoları var. Bu da sanal pazarlara girerken bize bir dezavantajlık oluşturdu. Sanal pazarlar üzerinde logomuz olan fotoğrafları kabul etmeyeceğini bize belirttiler. Yani herhangi bir ürün fotoğrafının üzerine logonuzu eklemek istiyorsanız bunu sanal pazarlarda satışı yapmak istemediğinize göre tekrardan değerlendirmenizi ben size tavsiye ederim. Çünkü eğer ki üzerinde filigran varsa sanal pazarlar fotoğraflarınızı kabul etmiyorlar. Biz burada 300 tane fotoğrafa tek tek filigran ekledik. Sonrasında bunun kabul edilmeyeceğini öğrendik ki daha fazla fotoğraf içinde yanıldığımız bir müşterimiz oldu. Eğer ki sanal pazarlarda e-ticaret düşünüyorsunuz, ürün fotoğraflarınızın üzerine kesinlikle filigran eklememeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmadığınızda da bazı sektörlerde fotoğraflarınız başkaları tarafından kullanılabiliyor. Bunlar da ne yazık ki e-ticarette gördüğümüz olaylar. Şimdi fotoğrafların boyutundan bahsettik. Nasıl olması gerektiği ile ilgili konuştuk. İsterseniz birazcık da adetleriyle ilgili güncelleme konuşma yapalım arkadaşlar. Aslında e-ticaret dediğimiz olay bir fotoğrafın etrafında dönüyor. Kullanıcılar sizin sitenize geldiğinde ürün fotoğrafınıza bakıyorlar, fiyatlarınızı görüyorlar. Burada eğer ki şartlar oluşursa bu ürünü satın alabilecek konuma gelirse kullanıcı siparişini verip gidiyor. Yani e-ticaret için ürün fotoğrafları aslında sizin satışlarınızı çok büyük bir şekilde doğru orantılı olarak etkiliyor. Yani iyi fotoğraflarınız varsa, kaliteli fotoğraflarınız varsa satışlarınızda benzer şekilde artış gösteriyor arkadaşlar. Kaliteli bir fotoğraf nasıl olmalı? Bunlardan da birazcık bahsedelim. Arka plandan konuştuk. Şimdi bir ürün anlatmak istediğiniz zaman arkadaşlar bir video çekmiyorsanız, yani benim şu an size yaptığım gibi saniyede 60 görüntülük bir video çekmiyorsanız fotoğraflarınızın farklı açıları da olması gerekiyor. Bu cüzdanı ele alalım arkadaşlar. Buradan baktığınız zaman bunun fermuarlı olduğunu görebiliyoruz hep birlikte. Bunu algılayabiliyoruz ama bu cüzdanın iç kısmını görmemiz için ayrıca bir detay çekime ihtiyacımız oluyor. Eğer ki sizin ürünleriniz de farklı açılardan farklı şekilde görünüyorsa ki muhtemelen her ürün farklı açılardan farklı şekilde gözüküyor. Burada kullanıcılarınızın merak edebileceği sorulara yanıt verebilmek için bu ürünleri farklı açılardan fotoğraflandırmanızda fayda var. Cüzdanın arka tarafında eli takmanız için bir alan, bir kemer bulunurken iç tarafında bir iPhone modelinin sığabileceği genişlikte bir göz olduğunu burada fotoğraf bize kullanıcılara söylüyor. Bunu söylediğiniz zaman da e-ticaret tarafında satışlarınız artıyor. Bunu satın almak isteyen kullanıcılar bu tarz detaylara dikkat ediyorlar. Yine arkadaşlar buradan baktığınızda bu cüzdanın iki fermuarı olduğu çok yakına geldiğinizde görülebiliyorken bu açıya geldiğinizde iki tane fermuarlı bölmesi olduğu daha net bir şekilde gözüküyor. Yani ürünlerinizi fotoğraflarla ne kadar iyi anlatırsanız satışlarınız da o kadar daha yüksek olacaktır. Kullanıcılar tarafında da o kadar fazla güven oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafların boyutlarından da bahsettikten sonra sizlere son olarak yatay ve dikey fotoğrafların avantaj ve dezavantajlarından da bahsetmek istiyorum. Hatta bir tane de dikey fotoğrafın yanına bir kare, bir yatay, bir de dikey fotoğraftan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi siz e-ticaret sitenizi projenizi yayına aldıktan sonra e-ticaret sitenizin trafik alabilmesi için, potansiyel müşteri çekebilmesi için e-ticaret sitenize reklam çalışması yapmanız gerekecek arkadaşlar. Bunu yapmadığınız zaman çok spesifik özel bir ürün satmıyorsanız kullanıcılar sizin sitenizi kendiliğinden ziyaret etmeyecekler veya çok bilinir bir marka değilseniz yine kullanıcılar kendiliğinden sitenize gelmeyecekler. Arkadaşlar kare, dikey ve yatay formatların reklam tarafında da size avantaj ve dezavantajları oluyor. Facebook'un, Instagram'ın en popüler reklam modeli katalog reklamlarında reklam alanları kare olarak gözüküyor ve ürün fotoğrafınız kare ise bu alana tam bir şekilde oturuyor. Ama eğer ki ürün fotoğrafınız dikey ise Facebook bu fotoğrafı o alana sığdırmak için biraz daha küçültüyor ve bu yan taraflarına ekstra beyaz ekleyerek bu fotoğrafı, dikey fotoğrafı kare hale getiriyor. Yani kare olan fotoğraflar hem Facebook, Instagram reklamlarında hem de Google'un görüntülü reklam alanında, yeniden pazarlama reklamlarında ve Türkiye'de ne yazık ki kapatılan alışveriş reklamlarında çok daha iyi performans gösteriyor. Çünkü bu reklam alanlarının tamamı kare. Yani bunu bilirseniz de fotoğraflarınızı buna göre tekrardan boyutlandırabilirsiniz. Boyutlandırma aşamasına geçmeden önce bu konuda bir fikir sahibi olmanız sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bu fotoğraf herhangi bir katalog reklamında
yan tarafına beyaz gelerek gözükecekken, yani biraz daha küçük gözükecekken, buradaki fotoğraf katalog reklamında aynı bu şekilde gördüğünüz gibi görünecek arkadaşlar. Yine buradaki cüzdan da katalog reklamında full şekilde gözükecek. Yine Google'un görüntülü yeniden pazarlama reklamlarında ve Türkiye'de yasaklanan alışveriş reklamlarında da bu fotoğraf tam ekran gözükürken bu fotoğraf o kare alana sığmak için yan taraflarına ekstra beyaz boşluklar alacak. Yani buradaki büyük görünürlük ne yazık ki o formata geçtiğiniz anda kaybolacak. Yanlarına biraz daha kareye tamamlamak için beyaz geldiğini düşünün. Bu ürün daha küçük gözükmüş olacak. Bunu da bilmenizde fayda var. Yine mobilya tarafında da bu ürün o formata sığmak için üst tarafına ve alt tarafına beyaz çizgiler alacak ve o şekilde oradaki kare görünüme kavuşacak. Veya artık bu algoritmalar biraz daha gelişti. Bu ürünlerinizi algoritmalar kırpabiliyorlar arkadaşlar. Ürünün nereye denk geldiğini çok anlayamayan bu algoritmalar ürününüzün içinde herhangi bir kare alanı kırpabilecekler. Belki bu koltuğun yan tarafı o kare formatta çıkmayacak. Tekli berjer burada gözükmeyecek. Ama kare bir fotoğrafınız olsaydı o reklam alanına tam olarak sığacaktı. Tamamdır. Bunları konuştuktan sonra isterseniz gelin birlikte büyük markalar bu işleri nasıl yapıyorlar? Birazcık da onları inceleyelim arkadaşlar. Google'a bir trend yolu yazalım. Hepsi burada zaten var. Bir de Amazon yazalım. Bu e-ticaret sitelerinin fotoğraflarının nasıl olduğunu birlikte inceleyelim arkadaşlar. Amazon'a baktığım zaman Amazon'da fotoğrafların ben genellikle arka planlarının beyaz olduğunu görüyorum arkadaşlar. Amazon genellikle beyaz şekilde fotoğraf kullanılıyor. Ki hepsi buraya baktığımız zaman da bu değişiklik göstermiyor aslına bakarsanız. Elektronik satışlarının çoğunda hepsi burada da arka planı beyaz olan görseller kullanıyor. Görsellerin boyutları bir zamanlar kareydi. Sanırsam hala kare ve dikey formatı birlikte kullanıyorlar. Şu an ben mesela bu galeriyi incelediğimde burada bu fotoğraf bana dikdörtgenmiş gibi geliyor olmasına rağmen yakınlaştığım zaman kare olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu platformlar fotoğrafları beyaz ve kare olarak kullanıyorlar. Amazon'a baktığımda Amazon'da genellikle elektronik ürünlerde beyaz fotoğraflar ve kitaplarda da beyaz fotoğraflar çok sıklıkla kullanıyor. Ama buraya bir kot pantolon yazdığım zaman Amazon'un da moda kategorisine geçtiğinde artık arka planı beyazdan griye çektiğini görebiliyorum. Aslında bu fotoğrafın içine girdiğimde bir beyaz fotoğrafı da var. Ama Amazon burada bunun gri olan arka planını da kullanmış durumda arkadaşlar. Bir de Trendyol'a bakalım. Trendyol biraz daha moda dikeyinde popüler bir marka. Bakalım Trendyol'da ürün fotoğrafları ne konumda, ne durumda. Trendyol'da hatta Trendyol Milli'ye tıklayarak bakalım. Trendyol'un kendi çektiği, kendi markası için hazırladığı fotoğraflar gördüğünüz üzere dikey arkadaşlar. Moda üzerinde uzmanlaşmış bir platform olduğu için burada moda fotoğraflarının dikey olduğunu görüyoruz. Ve Trendyol'un da aslında fotoğraflarını beyaz arka plan yerine gördüğünüz gibi renkli arka planla çektiğini, hazırladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün sahnelerde arka plan beyaz olmaktan çıkmış ve arka tarafta gerçek bir mekan algısı oluşturulmuş arkadaşlar. Bu da kuvvetle muhtemel hem satışları hem de tıklama oranlarını ciddi şekilde arttırıyor olarak düşünülebilir. Bugün e-ticaret siteleri için ürün fotoğraflarınızın nasıl olması gerektiği ile ilgili sizlerle bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaştık arkadaşlar. E-ticaret yoluna yeni girecekler için bu bilgilerin faydalı olmasını ümit ediyoruz. Bilgiler hoşunuza gittiyse yorum yapıp beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu tarz bir yolculuğa çıkacak arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşarak da hem onların hem bizim daha fazla kişiye erişmemiz, daha iyi şeyler öğrenmemize vesile olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.